kim çıkarsa ezerim geçerim. Sevdiklerimiz yaşasın diye gerekirse ölürüz. Ölmesi. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Tamamen ortalığı karıştıracak önemli haberlerle karşınızdayız. Özellikle Zeynep, Halil İbrahim ve Ceylan arasında neler oluyor? Senaryo değişti mi? Özellikle Yılmaz Marten'in Instagram hesabından, Cemal Hünan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf senaryo ile ilgili ipuçlarımı veriyor. Şimdi onlara değinelim. Herkese merhabalar sevgili dostlar. İnternetin ortalığın karıştığı senaryo değişikliği, özellikle Ceylan'ın Halil İbrahim'le öpüştüğü iddiaları senaryodan mı sızdı yoksa gerçek mi, onlara değinmeden önce kesinlikle Ceylan ve Halil İbrahim'in arasında böyle bir şey olmamalı, diziyi olumsuz etkiler diyenler videoyu beğenerek öncelikle bir reaksiyon gösterip sayılarını belirlesinler. Hapiste olan Yılmaz Marten'in, özellikle Cemal Hünal'ın kendi gerçek Instagram hesabında şu fotoğrafı paylaştı. Biz de hemen dedik ki ne oluyor? Yılmaz Marten'le Zeynep'in çekimi mi var? Bunlar nasıl bir araya geldi? Deyince senaryo değişikliği, senaryo sızması ile ilgili bilgiler Instagram'dan, Twitter'dan gezmeye başladı. Bu bilgiye göre öncelikle bu haberi bir söyleyelim. Doğru mu, yanlış mı söyleyeceğiz? Habere göre Ceylan'la Halil İbrahim birlikte Yılmaz'ı yakalamak için, Yılmaz'ı tekrardan ele geçirmek için bir plan yapıyorlar. Zeynep'in de Ceylan'la Halil İbrahim'i takip etmesiyle birlikte kıskançlık krizlerinden dolayı Yılmaz'ın eline tekrardan düşüyor. Evet, böyle bir senaryo varmış, böyle bir senaryo sızmış. Ceylan'la da Halil İbrahim arasında öpüşme sahnesi olacakmış. Zeynep de bunu görüp ipler iyicene kıskançlık krizine doğru gidecekmiş. Öncelikle ben şunu söyleyeyim, böyle bir senaryo sızıntısı olabilir mi? Olabilir ama gerçeklik payı senaryo ile ilgili şunu söyleyelim. Bir kere Halil İbrahim karakteri 23 bölümdür bizlere kadınları tehlikeye sokmamak üzere plan yapan mert biri olarak gözüküyor. Yani Zeynep Ceylan'ı kullanıp da böyle tehlikeli düşmanını yakalamak için tehlikeli plana girecek bir senaryo olursa senarist kendisiyle çelişmiş olur. Ceylan'la Halil İbrahim öpüşme sahnesi olabilir. Belki yanlış aktarılmıştır. Çünkü insanlar bir duyuyor, beş katıyor. Ceylan Halil İbrahim'i öpmek istemiştir. Halil İbrahim kesinlikle buna müsaade etmez. Ani gelişen bir olaydır. Zeynep de o sırada görüp kıskançlık krizine girebilir. Bunun altını çizelim. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi geniş analizimize geçelim. Yani Yılmaz'ın asıl amacı onları öldürmek değil. Evet, ölmesini istiyor. Ama onların kolay kolay ölmeyeceğini, zeki olduklarını bildiği halde böyle bir plan yaptı. Çünkü bu plana ihtiyacı vardı aralarındaki bağı çözmek için. Bu da şu demek. Yani oradan hem Halil İbrahim, hem de binbaşı, hem de Oğuz komutan sağ salim kurtuldu. Ki setten gelen bilgilere göre, çekimlere göre durumda aynen bizim bahsettiğimiz gibi, videoda da bahsettiğimiz gibi kesik kesik son sahnede bomba patlamadan önce çoktan Halil İbrahim oraya giriyor. Zaten bahçede de mangal yapan, özellikle de binbaşı, Mecnun binbaşı, tabii ki onlar dışarıda olduğu için, ki bunun öncesinde de şöyle bir şey söyleyelim. Binbaşı da zeki biri, bütün olasılıkları düşünüyor. Dışarıda doğal gaz çalışması var. Asker biri kesinlikle şüphelenecektir bundan ve zaten daha önceden, halo gelmeden önceden orada tedbirini almış olacak bir sahneyle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Halo da bir şekilde orada kurtuluyor. Yani aslında binbaşı Halo'yu kurtarıyor. Halo binbaşıyı kurtarmaya çalışırken sahnenin devamı da karşımıza böyle devam edecek. Peki Yılmaz hapiste, dışarıda komutan ve Halo ekibi sağ salim, biraz da yaralı olsa da bu şekilde kurtulmuş oldu. Ne olacak devamında? Tabii ki Yılmaz artık öğreneceğini öğrenmiş oldu. Hem babasına hem de üstteki baronlara bu bilgiyi verecek. İşte bir nevi Halo ve binbaşı ekibini köşeye sıkıştıracak durumlar, kişiler diziye dahil olacakmış. Şimdiden altını çizelim. Yani diziye başka devlet görevlileri girebilir. Şimdiden altını çizelim. İlerleyen bölümlerde neler olacak hep beraber göreceğiz ama diziye girecek başka bir ana karakterden de bahsedelim. Ceylan'ın abisi. Ceylan'ın abisi diziye girerek bütün dengeleri değiştirecek. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kimin oynadığı ile ilgili zaten sete indiğinde sizlere burada video yapıp paylaşacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere anında burada haber edeceğiz. Peki
Karakter nasıl bir karakter olacak? Zaten hapisten çıkacağı için tehlikeli, başa bela olacak, Halil İbrahim'e bela açacak bir karakter olacak. Zaten Ceylan Halil İbrahim'i kıskandığına mı böyle yapıyor? Kadınsal dürtülerden dolayı mı böyle yapıyor? Yoksa hainlik potansiyeli var mı? Sizlere zaten daha önce bunlarla ilgili video yapmıştım. Düşüncemiz her zaman soru işareti olacak. Zamanlaması ve gelmesi tavırları bizler için şüphe uyandırıcıydı. İşte kardeşinin gelmesiyle birlikte de daha önceki videomuzda söylediğimiz üzere Ceylan'ın da potansiyeli ortaya çıkmış olacak. Yorumlarda önceki videoda çok bahsetmişsiniz. Biz Ceylan çıksın derken abisi nereden geliyor gibisinden. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nedir? Videonun altına yorumlara yazın. Belki gerekli yetkili kişiler görebilir. Videonun altına Ceylan ve abisiyle ilgili senaryoyu nasıl buluyorsunuz? Videonun altına yazabilirsiniz. Nedim'e eline öyle bir fırsatlar geçirecek ki Asiye'yi büyük bir köşeye sıkıştırma operasyonları yapacak. Özellikle Fikret ve Damla olaylarında Asiye'nin Nedime'yi sıkıştırmaya çalışsa da Nedime ile ilgili hiç beklemediği bir darbeyi de özellikle en yakınından Asiye görecek. Nedime Fikret'in arkasında duracak ve özellikle de diziye abisi Marten, ki Yılmaz Marten öldükten sonra gelecek, yani dayı Marten diyoruz. Onun kim olduğunu da burada sizlere video yapıp paylaşacağız. Geldiği an, sete indiği an merak etmeyin. İşte dayı Marten geldiğinde, yani Nedime'nin abisi geldiğinde dengeler tamamen değişecek. İşte o dengelerin değişmesinde de çok farklı ittifaklar ve düşmanlıklar kurulacak. Bu arada Damla ile ilgili şunu söyleyelim. Asiye'ye güvenip her şeyi söyledi. Asiye kendi çıkarları için Damla'nın sırrını açığa çıkardı. İşte Damla öyle bir tehlikeli insan ki ilk önce Ayşe'yi alt edip daha sonra da Asiye'yi köşeye sıkıştıracak hamleleri karda yürüyüp izini belli etmeden yapacak. Bu arada son bölümde özellikle Damla Fikret'e sordu. Benle ilgili ne düşünüyorsun? İstersen git dersen giderim, kal dersen kalırım dedi. Fikret de net bir şekilde cevap vermedi. Zaman gösterecek dedi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Muhtemelen babası gibi, evet, iki kadın arasında kalacak ya da ortada kalmayıp Ceylan'da kalmayıp birini seçecek. Kimi seçmeli daha doğrusu, videonun altına bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız seviniriz. Sevgili dostlar, setten bir bilgi ya da spoiler değil, benim tahminim Osman Ceylan'la evlenmeye çalışırken, hatta evlendikten sonra şöyle bir durum olabilir. Davut özellikle Rızvan Leto'dan aldığı talimatla etrafındakilerini vur ki Halil İbrahim çılgına dönsün dedi. İşte burada şöyle bir durum olabilir. Evet, Osman'ı özellikle de Davut'un oğlu Serkan vurabilir. Bir operasyonda vurabilir ve Osman ölebilir. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Osman eğer ölürse de Ceylan artık Halil İbrahim'in başına tamamen kalır. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Videonun altına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hepsini teker teker okuyup reaksiyon göstereceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esenle kalın, sağlıkla kalın.